Merhaba, ben Doktor Cavit Hamzoğlu. Ee, Türkiye Hastanesi'nin genel cerrahıyım. Yaklaşık 27 senedir bu hastanede çalışıyorum. Bugün konumuz hemoroid. Hemoroid makat bölgesindeki damarların genişlemesine denir. Başka deyişle makatın varisidir. Hemoroid iç veya dış olmak üzere ikiye ayrılır. Dış hemoroidin pek önemi yok. Sadece görüntü olarak şişkinlik oluştururlar. İç hemoroidler önemli. Bizim takip ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz hemoroidler bu iç hemoroidler. İç hemoroidler normalde dörde ayrılır. Birinci derece hemoroid sadece içeride olur ancak kanama yapabilir. Hasta bunu fark edemez. İkinci derece hemoroid makatın içinden dışına doğru kayar ee, tuvaletten sonra ve kendiliğinden içeri gider. İki dakika içinde gidebilir veya 10-15 dakika sürebilir. Üçüncü derece hemoroid makatın dışına çıkar ama hasta onu eliyle içeri iter. Bir de dördüncü derece hemoroidimiz var. Devamlı dışarıda kalır. Bu hemoroidin derecesi büyüklüğüyle orantılı değil. Bazen bakarsın ikinci derece hemoroid dördüncü dereceden daha da büyük olabilir. Ee, normalde hemoroidde makatta kanama veya meme şikayetiyle bize başvurur hastalar. Sancı çok ender olur. Genelde hastalar çoğu bize geldiğinde makatta sancım var, hemoroidim var diye düşünüyorlar ama halbuki öyle değil. En çok meme ve kanama. Bazen kaşıntı, dördüncü derecede akıntı, bunların şikayetlerini oluşturuyor. Teşhiste en önemli şey hastanın anlattıkları. Hasta genelde şikayetiniz nedir sorduğumuz zaman hemoroidim var diyor. Halbuki şikayet hemoroid şikayet değil, hemoroid bir hastalığın adıdır. Onun için hasta bize çok güzel anlatması lazım. Tuvalette otururken ağrım oluyor, sancı mı oluyor, kanama oluyor? Oturduğunuz zaman meme dışarı çıkıyor veya diğer şikayetler düzgün anlatırsa teşhisin yarısı konmuş oluyor. Ondan sonra tabii hastanın muayenesi önemli. Mutlaka hem gözle hem de manuel olarak elle muayene etmemiz lazım. Hemoroidde tedavi. Tedaviden daha önemlisi önlenmesi gerekir. Hemoroidin en çok nedeni tuvalette uzun süre oturmak, kabızlık, ishal, obezite, şişkinlik, gebelik, karın içi basıncı artan her şey veya kötü hastalıkta tümörler olabilir karın içindeki tümörler, karaciğer hastalıkları bunların hepsi hemoroidin nedenlerindendir. Önce nedenleri ortadan kaldırmamız lazım. Diyelim hemoroid oluştu. Ondan sonra tedavisine de hemoroidin derecesine göre ve belli şikayetlere göre uyguluyoruz. Normalde birinci derece, ikinci derece hemoroidlerde çok aşırı bir tedavi gerek yok. Kanaması varsa kan kesici, kan durduracak ilaçlar veriyoruz ve düzeliyor. Önemli olan üçüncü ve dördüncü derece hemoroidlerde. Bunlarda çok değişik yöntemler var. Lazer koagülasyon, longo, stapleri var. Ama en iyisi yine bunların içinde klasik ameliyattır. Daha kesin çözümdür ve tekrarlama riski daha azdır. Bunun da dezavantajı ameliyattan sonra 3. günde 10. gün arası çok şiddetli ağrılar oluyor hastaların. Genelde kaçıyorlar. Ama her hem, her hemorrahide biz ameliyat önermiyoruz. Önce normalde bir 2 ay, 3 ay diyet ve ilaç tedavisi uyguluyoruz. İyileşmeyen hemorrahidelerde ameliyat önermiyoruz. Hastalar da en ufak makatta kanama olursa mutlaka doktora gitsinler. Makatın bir sürü hastalığı var. Hemoroid karışır. Sayısızca hastalık var. Bunların içinde en kötüsü kanserdir. Kanama kanser belirtisi olabilir. Onun için kanam olduğu mutlaka bir doktora muayene olsunlar. Kendi başına girip eczaneden ilaç almasınlar. Lütfen doktora muayene olmaktan çekinmeyin. Özellikle erkekler daha çok çekiniyorlar. Hayatınızı kurtarabilir basit bir muayene. Mutlaka doktora muayene olunuz. Herkese sağlıklı günler dilerim.